Seyahatnamelerde Kudüs ve Mescid-i Aksa başlıklı birinci oturumu Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Doçent Doktor Selim Argun hocamızın moderatörlüğünde gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle fiziken ve online olarak sempozyuma iştirak eden katılımcı hocalarımızı başkanlığımız adına saygıyla selamlıyor, sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Arz ediyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem hocalarım, kıymetli hazirun, ekranları başında bizleri takip eden değerli izleyiciler. Sempozyumumuzun birinci oturumunu başlatıyorum. Bu sempozyumdaki ilk oturumumuz seyahatnameler ve seyyahların gözünden Kudüs algısı üzerine olacak. Edward Said Orientalizm adlı zamanın fevkine ulaşmış eserinde seyahatnamelerin 16, 17. ve 18. yüzyılda Avrupa'da kamuoyunun algısını inşa eden en önemli faktörlerden, unsurlardan bir tanesi olduğunu ifade ediyor. Çünkü seyyahların yazmış olduğu seyahatnameler Avrupa'ya döndüklerinde adeta çok satan romanlar gibi, hikaye kitapları gibi tedavüle girmiş ve Avrupa kamuoyunda doğuya da dair bir tecessüsün, bir merakın uyanmasına sebep olmuştur. Orientalizmin de bu anlamda tetikleyici bir faktörü olmuştur. Akabinde emperyalizmin altyapısını, temellerini oluşturmuştur diyebiliriz. Bizim kültürümüzde de Cenab-ı Hak kul siru fil ardı fenduru keyfe kana akibetul mukezzibin buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani yeryüzünü dolaşın ve yalancıların akıbetini görün, müşahede edin diye buyuruyor. Dolayısıyla doğuda ve batıda, kuzeyde ve güneyde her zaman toplumların içerisinden merak sahibi, tecessüs sahibi insanlar çıkmışlar, memleketleri dolaşmışlar, gözlemlerini kayıt altına almışlar ve bir sonraki nesillere aktarmışlardır. Bugün de biz inşallah seyyahların gözünden Kudüs ve havalisini inşallah 5 tane kıymetli öğretim üyesi hocamızla birlikte inşallah sizlere yansıtmaya çalışacağız. Ben dakika fevtetmeden hemen bir iki kuralı konuşmacı hocalarımızın dikkatine sunduktan sonra sözü onlara bırakmak istiyorum. Malumunuz çok yoğun bir sempozyum. Akşam saat 9-10'lara kadar devam edecek oturumlardan müteşekkil bir sempozyum. Dolayısıyla soru almayacağız. Müzakereye açık bir sempozyum olarak planlanmadı. Buradaki sunulacak tebliğlerin tamamı inşallah kitaplaştırılacak. Dolayısıyla okuyucunun istifadesine sunulacak. Süremiz 15 dakika ve hocalarımızdan, konuşmacılarımızdan bu süreye azami ölçüde riayet etmelerini ben sözlerimin başında istirham ediyorum. Ve ilk sözü de Ankara Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümü hocalarından Doçent Doktor Leyla Çiğdem Dalkılıç hocamıza bırakıyorum. Kendisi Rus yazar seyyah Andrei Muravyov'un gözünden Kudüs başlıklı tebliğini sunacak. Buyursunlar Sayın Hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sayın Oturum Başkanımız, Sayın Hocalarımız ve kıymetli dinleyicilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla hepinizi selamlıyorum. Bugünkü sunumum hocamızın dediği gibi Rus yazar seyyah Andrei Muravyov'un gözünden Kudüs'tür. Kendisi iki kere Kudüs'e seyahat gerçekleştirmiştir. Bunlardan birincisi 1830 yılında, bir diğeri ise 1849-1850 yıllarında gerçekleşmiştir. İlk seyahatinden sonra 1832 yılında kendisi Kutsal Mekanlar, Kutsal Mekanlara Seyahat isimli bir seyahatname çıkarmıştır ve birçok dilde bu eseri basılmıştır. Ben de bugün onun gözünden sizlere Kudüs'ü nasıl gördüğünü, nasıl aktardığını okuyucuya aktarmaya çalışacağım. Hocam eğer şeyse, evet, teşekkür ederim. Süremiz kısıtlı olduğu için bazı bölgeleri geçmek zorunda kalacağım. Şimdi Rusların gözünden, Rusya toprakları üzerinden yapılan haç yolculuğuna bakacak olursak, bunları üç başlık altında toplayabiliriz. Bunlar
inançları gereği Tanrı'ya olan vazifelerini yerine getirmek üzere inananlarca yapılan kutsal haç yolculukları, bedensel ve ruhsal olarak acı çeken inananların şifa bulmak amacıyla gerçekleştirdikleri yolculuklar, diplomatik, bilimsel, ticari gibi çeşitli görevler gereği kişilerin üstlerin talebiyle gerçekleştirdikleri yolculuklar olarak sıralanabilir. Rusya'da Hristiyanlığın kabulünden itibaren din adamları kutsal toprakları görmek ve tanımak amacıyla yolculuklar gerçekleştirmişlerdir. Sonrasında Rusya'da İslam ve Yahudi dinine mensup temsilciler de bu yolculuklara katılmışlardır. Rusya'dan kutsal topraklara yapılan yolculukların rotası Odessa'dan başlayarak Karadeniz üzerinden Osmanlı İmparatorluğu'na uzanmaktaydı. İstanbul üzerinden gerçekleştirilen seyahatler Müslüman, Ortodoks ve Yahudiler için ise farklılık göstermekteydi. Müslümanlar Kudüs'e, sonrasında da Mekke ve Medine'ye ulaşmak için İstanbul'dan Arap Yarımadası'na geçerken, Ortodoks inancındaki Ruslar İstanbul üzerinden Kudüs'e geçmekteydiler ve İstanbul'dan yola çıkarak Beyrut, Yafa ve Ramla'daki geçiş noktalarından Kudüs'e ulaşmaktaydılar. Çoğunlukla 12. yüzyıldan itibaren yapılan, kaleme alınan seyahat gezi notlarında şiir ve nesir türünde örneklerin verildiğini görüyoruz. 18. yüzyıldan itibaren kaleme alınan gezi notlarında ise bu seyahatnamelerin coğrafi betimlemeler, tarihi arkeolojik özellikler, mekanlar rehberi şeklinde düzenlendiklerini, kişisel gözlem ve tasvirlerle zenginleştirildiklerini görüyoruz. Sadece hacıların yolculukları değil, askerler, diplomatlar ve yazarların da bu gezi notlarına katkıları çok olmuştur. Bunlardan bir tanesi de dediğimiz gibi Andrei Muravyov'dur. Bu yolculuğundan sonra ortaya koyduğu eserinde Kutsal Kabir Kilisesi, Süleyman Tapınağı, Eskişehir Kapıları, Eski Kalıntılar, Kubbetü Sahra gibi kutsal mekanları, Şeria Nehri, Ölü Deniz gibi noktaları, Kudüs'te yaşayan üç dine mensup kişiler hakkında kişisel gözlemlerini tarih bilgisiyle harmanlayarak anlatmaktadır bize. Kudüs yolculuğuna İstanbul'dan başlar, ardından Mısır'a ulaşır. Mısır'da iki kez Mısır valisi Kavalalı Mehmet Paşa ile görüşür. Ardından Filistin, Gazze ve Rama üzerinden de Kudüs'e varır. Kudüs'ü ilk gördüğü zaman oldukça büyük bir hayranlık yaşar ve bunu uzun betimlemelerle, uzun anlatımlarla bize aktarmaktadır. 23 Mart 1830 tarihinde şehre varır. Bu büyük perhizin 5. haftasına denk gelmektedir. İlk Kudüs'e vardığında gelişi korkuyla karşılanmıştır. Çünkü o zamanlarda 1828-1829 Rus-Osmanlı Savaşı Edirne Anlaşması'yla son bulmuştur. Ve Muravyov'un gelişi şehirde pek hoşnut olarak karşılanmamıştır. Sonrasında Muravyov'un sadece bir yazar olarak şehirde bulunduğu anlaşıldığı zaman ise kendisine sıcak kanlı bir şekilde yaklaşmışlardır. Kudüs'te birçok yeri gezen yazar Getsemani Bahçesi'ne gider, ardından Ziyon Dağı'nda bulunan Dormition Abbey Manastırı'nda düzenlenen çeşitli ayinlere katılır. Tabii ki öncesinde Ortodoks kiliselerini, şehirde bulunan Ortodoks kiliselerini ziyaret eder. Burada Meryem Ana'nın ebeveynlerinin tabutlarının bulunduğu ve Meryem Ana'nın mezarının bulunduğu yapıları tüm detaylarıyla aktarmaktadır. Oldukça yoğun betimlemeler ve oldukça detaylı anlatımlar mevcuttur. Gezilerine, şehirdeki gezilerine devam eder. Süleyman Tapınağı'nın bitişiğinde bulunan Bethesda Havuzu'nu görür. Burada bize bir efsaneyi aktarır. Adını bir Yahudi efsanesindeki melekten alan bir şifa havuzundan bahseder. Meleğin zaman zaman havuza indiğini ve suya dokunarak bu havuza şifa aktardığını anlatır. Yazar bu havuzun beş kemerinden bir tanesinin bile kalmadığını, havuzun otlarla bürünmüş, harabelerle çevrili bir çukuru andırdığını aktarır. Bu havuzun karşısında ise Meryem Ana'nın ve ebeveynlerinin olduğu düşünülen bir evden, yapıdan bahseder. Diğer günlerde kendisiyle birlikte 5 Fransız ve 2 İngilizle Ürdün ya da Şeria Nehri'ni, Lut Gölü'nü görmek üzere yola çıkarlar. Yine birçok detaylı tasvir görüyoruz. Bölgenin coğrafi yapısı, dağları ve konumu ayrıntılı bir şekilde aktarılmaktadır. Kafileyle birlikte Şeria Nehri'ne vardıklarında bu nehri kutsal saydıklarından ötürü suya girerler. Ancak o zamanlarda Bedevilerin bilhassa yabancılara saldırıları yoğunluklu olduğundan kendilerine eşlik eden Eriyalı askerler kafilenin uzun süre kalmasına tabii ki izin vermezler. Buradan
Kafile nehir boyunca da Lut Gölü'ne yönelir. Yine aynı şekilde yazar bu gölleri tasvirlerine devam eder. Paskalya Bayramı kutlamalarından biraz bahsedebiliriz. Diriliş Kilisesi'ni yine ayrıntılı bir şekilde bize tasvir eder. Ancak kilisenin uğradığı birçok istila, saldırı ve çeşitli mezheplere bölünmesi, iç yapısının bozulması sonucu güzelliğini kaybettiğini bize aktarır. Paskalya kutlamalarında sadece Hristiyan dinine mensup olanların değil, aynı zamanda Arapların da bu kutlamalara katıldığını, çünkü bütün kapılar açıldığı zaman bir gelenek olarak Paskalya kutlamalarında kutsal kabirde yakılan ve bereketi sembolize eden kutsal ateşin bereketinden burada yaşayan halkın yararlanmak istediğini anlatır. Bunun dışında yazarın şikayetçi olduğu bir durum vardır. O da kutsal mekan girişlerinden bahşiş alınmasıdır. Bu bahşiş geleneği oldukça yaygındır. Esasında Arapların gerçekleştirdiği bu para toplama talebi çok eskilere dayanmaktadır. Birinci Haçlı Seferi zamanında Yahudi kralına yardım eden Pisalılara bu hak verilmiştir. Sonrasında bu gelenek Araplara geçmiştir. Yazar bundan birçok kez şikayetçi olmuştur. Ayrıca kutsal şehri ziyaretlerinden ötürü Şam Paşası'na zengin hediyeler ve haraç vermek, inananların şehre girişlerine izin verdikleri için Akka Paşası'na yıllık ödemeler gerçekleştirmek, manastırları koruyan muhafızlar ve tüm görevler için maaş veya kıyafet desteği sağlamak, inananlar ve keşişler için fidye ödemek şeklindeki istekler ve talepler arasında bulunmaktaydı. Ancak bu durum zamanla Mehmet Sait Paşa'nın sadazamlığa gelmesiyle din adamları, seyyah ve keşişler lehine değişmiş ve yumuşamıştır. Yazar kutsal dönem, kutsal günler zamanı kapıların herkese açık olmasından da biraz şikayetçi olmaktadır. Bununla ilişkin görüşlerini dile getirir. Şehirdeki, civardaki birçok manastırı, kiliseyi ziyaret eder. Ziyon Dağı'nın tepesinde Ermeni bir erkek manastırını ziyaret eder. Burada bir ayine katılır ve ayinin Türkçe gerçekleştirildiğini aktarır. Bu erkek manastırının yanında bir Yunan manastırı olduğunu, sonrasında bu manastırın camiye çevrildiğini bize anlatır. Hali hazırda Süleyman'ın tapınağı olarak, kabiri olarak sinagog şeklinde hizmet eden bu caminin de şöyle bir hikayesi vardır. İstanbul'dan bir Yahudi burada ibadetini bulunmak üzere gelir. Ancak Yunanlar kendisine izin vermez. İstanbul'a dönen Yahudi ise bu saygısızlığı vezire anlatır. Vezir sonrasında bir cezalandırma ya da tepki olarak kiliseyi camiye çevirir. Dediğimiz gibi Kral Davut'un kabri olarak hali hazırda bu yer işlev görmektedir. Bunun dışında Kutsal Kabir Kilisesi'nin karşısında bulunan Ömer Camii'nin ismini karıştırarak Kubbetü's-Sahra'yı tarif eder. 19. yüzyıl hazıcıları bilhassa Kubbetü's-Sahra'yı Ömer Camii ile isim olarak karıştırırlar. Bu camiyi oldukça görkemli olarak tasvir eder. Palmiye ve zeytin ağaçlarıyla canlanan zengin bir çayırın ortasında kenarları boyunca hafif kemerlerin güzel bir sundurma oluşturduğu birçok basamakla yükselmiş bir platform üzerine yapıldığını, duş duvarlarının farklı renklerde devasa harflerle Kur'an'dan anlatılanmış dualarla yazılı olduğunu, kubbesinin bir güneş gibi itişamla ışıldadığını aktarır. Bunun dışında ibadethanenin içerisindeki kutsal taştan bahseder ve bununla ilgili bir olay anlatır. Burası Müslümanlar için o kadar kutsaldır ki bir Hristiyanın buraya ayak basması mümkün değildir. Ancak bir Hristiyan güzelliğine dayanamayıp bu yapının içerisine girer ve yakalanarak kendisine ya din değiştirmesini kabul etmesini ya da idam cezasına razı olması istenir. Yunan bunu kabul etmez ve idam cezasına razı olur. Yani bu bölgeye Hristiyanların giremediğini bize aktarmaktadır yazar. Son olarak Kudüs Kalesi, Yafa, El Halil, El Şam, Herod, güzel ya da aslanlı kapılarını ve mimarilerini bize ayrıntısıyla aktarır. Bilhassa Şam kapısının mimarisi üzerinde durur ve güzelliğinden bahseder. Bu kapı bilhassa birçok düşman saldırısına maruz kalmış ve harap olmuştur. Sultan Süleyman ise bu kapıyı yenilemiştir ve bunun anısına Şam kapısının üzerinde Sultan Süleyman'ın burayı
güzelleştirdiğine dair bir oymayla not bırakıldı, aktarılmaktadır. Yazar Kudüs'te toplam 3 hafta geçirmiştir. Nablus, Nasıra, Tabor Dağı, Akka, Tire, Beyrut güzergahından Kıbrıs'a varmıştır. Burada birkaç gün geçirdikten sonra Lefkoşa, Susam Adası, Kuşadası, İzmir, Efes'i ziyaret ederek İstanbul'a varır. İstanbul üzerinden de Odessa'dan kalkan gemilerle memleketine döner. Sonuç olarak Andrei Muravyov'un kaleminden eserini okuduğumuzda Hristiyanlık dinine mensup bir kişinin gözlerinden bu şehrin betimlemelerini, tasvirlerini, coğrafi özelliklerini ve o üç düğüne mensup farklı temsilcilerin Kudüs'ü nasıl gördüklerini anlama imkanını görmüş oluyoruz. Bunun dışında 19. yüzyıl edebiyatındaki romantizmin bu seyahatnamelerde etki ettiğini görüyoruz. Yani yazar sadece salt bir bilgi aktarmaktan ziyade gördüğü yerlerde kendisinde nasıl bir iz bıraktığını bize çok fazla duygu yoğunluğuyla aktarmaktadır. Bunun dışında kendisi yine sadece gezdiği gördüğü yerleri salt bir bilgi şeklinde değil, tarihi bilgilerle harmanlayarak aktarmaktadır. Burada söz etmedim, çok değinemedim ama birçok tarihi altyapıyla belli başlı olayları aktarmaktadır. Bilhassa Rus edebiyatında gezgin türü edebiyatına büyük bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Seyahatnamelerini sadece doğa tasvirlerinin değil, diyalog aktarımlarına da genişçe yer vermesi, diyalog gerçekleştirdiği kişilerin isimlerini, kimliklerini vermesi de bu gezi notları geleneğini, 19. yüzyıl gezi notları geleneğini yeni bir boyut kazandırmasının açısından ayrıca önemlidir. Son olarak Kudüs'e ilişkin yaptığı detaylı gezilerin ve incelemelerin sonrasında yazar, birçok zıtlık, karmaşa ve anlamsızlığın yanı sıra kutsallığı, iyiliği, eşsizliği görmüştür aslında bu şehirde. Ona göre kayalık dağların, fatihlerin açgözlüğüne karşı kalkan görevi gördüğü bu yerde, iyi ve kötü ile inanç ve inançsızlığın tohumlarının ikili olduğunu aktarır. Kudüs, her ne kadar savaşlar, çekişme ve mücadelelerde yorgun düşmüş olsa da, üç farklı dinin mabedi olarak evrendeki hiçbir şehre verilmeyen bir kadere sahip olduğunu birçok kez dile getirir ve kutsal şehrin dünyadaki diğer yerleri oranla eşsiz olmasının sebebini de bunda görmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz hızlı geçmiş olabilirim. Sözlerim bu kadar. Teşekkürler. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Leyla Çiğdem Dalkılıç hocamız Ankara Üniversitesi'nden. Zamana riayet ettiğinden dolayı ve hakikaten bu ilgi çekici seyahatnameyi bizimle paylaştığından dolayı. Şimdi online bir hocamız var. Profesör Doktor Hüseyin Mevsim hocamız yine Ankara Üniversitesi'nden. Bu kez Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümünden. Hocamız online oluncaya kadar ben de hocamıza belki akademik çalışmalarında katkı sunacak bir kısa anekdot anlatayım. 2017 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir heyetle Rus Ortodoks Kilisesi'nin davetlisi olarak Moskova'ya gitmiştik. Oradaki akademisyen din adamlarından bir tanesi şu bilgiyi paylaştı. Ben dedi kilise arşivinde çalışıyorum. Ve dedi Kudüs'ten gelen raporları okuyorum. Osmanlı dönemi öncesi ve Osmanlı dönemi sonrası raporları mukayese ettiğimde, yani Osmanlı dönemiyle Manda yönetimini mukayese ettiğimde Osmanlı döneminden gelen raporların çok daha pozitif, çok daha oradaki din adamlarının özgürlüğüne riayet eden raporlar olduğunu, bilgiler olduğunu fark ettim. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum diye söylemişti. Çok üst düzey bir Ortodoks Kilisesi'nin görevlisi. Belki çalışmalarınızda size de ışık tutar hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, hocamız hazırsa, Hüseyin Mevsim hocamız online ise Bulgar evet, hacıların hazırım. Gözüyle Kudüs başlıklı 19. yüzyılda Bulgar hacıların gözüyle Kudüs başlıklı seminerini, tebliğini inşallah kendisinden dinleyelim. Sayın hocam, online mısınız? Bizi duyuyor musunuz? Evet, sizleri duyuyorum. Umarım sizler de beni duyuyorsunuz. Duyuyoruz hocam. Buyurunuz, süreniz başladı. 15 dakika süreniz var. Teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür ediyorum.
Sayın Oturum Başkanım, değerli hocalarım, değerli dinleyiciler. Sunumuma başlamadan önce hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bu sunumda sizlere 19. yüzyılda Bulgar hacıların Kudüs algısı üzerinde biraz bilgi aktarmaya çalışacağım. Bulgarların Kudüs'e ve kutsal topraklara ilgisi Bizans Kilisesi'nden Hristiyanlığı kabul ederek Ortodoks dünyasına dahil oldukları 9. yüzyıl ortalarına dayanıyor. Zamanla bu ilginin arttığı, oradaki manastırların ve kiliselerin bakımı için maddi destek sağlandığı, hatta bazı yabancı seyyahların notlarından 12. yüzyılda Kudüs'te Bulgar dini kurumlarının tesis edildiği anlaşılıyor. 14. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girilmesiyle çok sayıda ruhani, dini, manevi ve edebi merkeze dönüşen Kudüs'e yöneliyor. Bulgar toplumunda haç olgusunun özellikle 18. yüzyılda yaygınlaştığı, kilise görevlilerinin yanı sıra dünyevi kişilerin de bu manevi yolculuğun bütün sıkıntılarına katlandıkları anlaşılıyor. Bulgar hacca belirli bir maddi birikim sahibi olduktan sonra gidiyor. Hacı adayı yol boyunca karşılaşacağı bütün zorlukları denizde fırtınaya yakalanarak veya soyguncu saldırısına uğrayarak ölebileceğini çok iyi bilmesine rağmen Kudüs macerasını göze almaktan çekinmiyor. Bulgar hacılığını araştıran bilim insanlarına göre 16. 18. yüzyıllarda hac Hristiyanlığın tapınma şekillerinden biri haline geliyor. Kişiselleştirilen ve maddileştirilen kutsiyetle Aziz'in kabri, ikonalar, kutsal nesneler vesaire temas ön plana çıkıyor. Haçta ana babalar kendi ve çocuklarının sağlığı, ruhlarının arınması ve kurtuluşu, başarı ve bereket, hatta evcil hayvanlar için dua ediyor, bağışta bulunuyorlar. Bulgar hacılığın gelişiminde bir aykırılık gözleniyor. Zira Batı Avrupa'da Kudüs ziyareti Orta Çağ'dan sonra kalkarken Bulgar topraklarında yeni canlanmaya başlıyor. Bulgar'ı hacca özendiren etkenler arasında kendine bazı haklar ve ayrıcalıklar sağlatma çabasının yanı sıra İslam'ın hakim din olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nda Müslümanlar nezdinde itibar kazanma hedefi de bulunuyor. Hacı ünvanı Bulgar'a toplumsal itibar ve asalet kazandırıyor. 18. yüzyıl ortalarından itibaren milli ve kültürel düzlemde uyanış yaşayan Osmanlı unsuru Bulgar cemaatinde hacca karşı olumsuz tavır takınılıyor. Haccı kutsal vecibe kabul eden kişi düzen düşüncesizlikle zamanın ruhuna ve toplumun güncel meselelerine kayıtsız kalmakla eleştiriliyor. 19. yüzyıl ortalarına doğru hacca karşı çıkmanın bir başka boyutu daha dikkat çekiyor. Yaptığı bağışla ve harcadığı parayla hacının Rum kilisesine hizmet ettiği düşünülüyor. O yüzden hacıya halkından kopmuş, çağın gereklerine yabancılaşmış, Bulgar milli çıkarına karşı hareket eden gerici olarak bakılıyor. 19. yüzyılda haç yoluna genelde sonbaharda Ekim ayı ortalarında çıkılıyor ve ertesi yıl Paskalya sonrasında Mayıs başlarına doğru dönülüyor. Haç hazırlığı büyük gizlilik içinde yapılıyor. Zira yaşlıların kıskançlığından, gençlerin de eleştirisinden kaçınılıyor. Hazırlıklar yeni gömlek, iç donu, şayak fanilalar dikilmesiyle başlıyor. Şeria ya da Ürdün nehrine bu gömlekle girileceğinden ve geleneğe göre daha sonra nikahta ve cenazede de kullanılacağından dolayı gömlek büyük beden dikiliyor. Toplum içinde gülünç duruma düşmemesi için hacı adayının fakir olmaması gerekiyor. Baba, bekar kızını hacıya götürmeyi pek istemiyor. Zira kızın hayırlı bir izdivaç yaptıktan sonra kocası tarafından hacca götürülmesi anlayışı hakim. Hacı olmayan erkeğin de hacca varmış kızla evlenmesi hoş görülmüyor. Hacı adayından daha eli açık ve hayırsever olması bekleniyor. Hacca gidecek olan kişiye komşuları ve yakınları adet olduğu üzere hediyeler sunuyorlar. Karşılığında da bunlara para veriliyor veya daha sonra kutsal topraklardan çeşitli hediyeler getiriliyor. Hacın en zorlu ve her adayı kara kara düşündüren kısmını kutsal şehre meşakkatli yolculuk oluşturuyor. 19. yüzyılda Bulgar topraklarından Kudüs'e yapılan haç yolculuğu gidiş ve dönüş olmak üzere ortalama 2 ay kadar sürüyor.
Kara yolculuğu memleketten liman yerleşimleri olan Enes, Gelibolu, Tekirdağ veya İstanbul'a kadar, deniz yolculuğu da Marmara, Ege ve Akdeniz üzerinden önceleri yelkenlilerle, sonraya doğru da yerli veya yabancı deniz taşımacılığı kumpanyalarının vapurları ile yapılıyor. Akdeniz kıyısındaki Yafa'ya ayak basan hacı adaylarını kutsal şehre kadar kısa bir kara yolculuğu daha bekliyor. Kara yolculuğu tıka basa dolu manda veya at arabalarıyla veya talikalarıyla yapılıyor. Arabanın içine serilen kurumuş otun üstüne atılan döşek ve kilimler üzerinde yapılan yolculuk keyif de sunuyor. Birer ikişer talikayla yola çıkmak tehlikeli görülüyor. En az onar arabalık kervan oluşturup kafile halinde hareket ediliyor. Kurulan kampları olası soyguncu saldırısına uğramamak için akşamları özel bekçiler koruyor. Mevsime ve hava şartlarına göre yolculuk sırasında genelde kırda yatılıyor. Arabalar akla gelebilecek her türlü yiyecekle dolduruluyor. Büyük miktarda pekmez, tulum peyniri, kavurma, un çuvalları, peksimet, pastırma, balık ve turşu fıçıları, tuz, karabiber, maya, siyah havyar ve başka ev yiyecekleri alınıyor. Gerekli giysiler ve örtü döşek dışında birkaç ay yetecek kadar yiyecek de tedarik ediliyor. Sıkça yangın gibi doğal felaketlerle karşılaşılıyor. Bazen yol üzerinde konumlu ve genelde zemini tuğla özel odaları olan hallarda kalınıyor. Şimdi Tekirdağ-İstanbul deniz yolculuğu üzerinde biraz duralım. Bulgar hacı adayı İstanbul'a genelde ticari işlerini düzenlemek, ortaklarını ve hemşehrilerini ziyaret ederek hayır dualarını almak, hac sermayesi yapmak üzere veresiyelerini toplamak vesaire amaçlarla uğruyor. Bazen de payitaht, Bulgar hacıların toplanarak 60-70 kişilik kafile oluşturdukları yer oluyor. Tekirdağ'da deniz dalgalarıyla beraber haccın yolculuk çileleri hissedilmeye başlanıyor. Özellikle kadın hacı adaylarının kıyıdan kayıkla yanaşılan vapurlara binmeleri çok zor oluyor. Ortalama 20 gün süren kara yolculuğundan sonra özür diliyorum. Denize yabancı olan Bulgar hacı adayının gerçek imtihanı başlıyor. İlkel deniz taşıtlarıyla bütün tehlikelere ve zorluklara katlanmak hacı adayının inancının sağlamlığını gösteriyor. İlk defa deniz gören Bulgar kadını kutsal topraklara varınca bitkin ve solgun haliyle gerçek bir mazlumu andırıyor. Bu çilelere katlanan herkesin günahlarının Tanrı tarafından bağışlanacağına inanılıyor. Marmara'dan Ege'ye ve özellikle Akdeniz'e açıldıkça batma ve boğulma gibi hayati tehlikeler barındıran badireler atlatılıyor. Vapur Yafa limanına yanaşamadığından kıyıya kanan kayıklarla yaklaşarak Arap hamalların sırtında karaya çıkılıyor. Türk görevliler tarafından Yafa'da kıyıda karşılanan hacı adayları konaklamaları için ayrılmış Rum manastırına götürülüyorlar. Kudüs Patrikliği ile Osmanlı idaresi arasındaki anlaşma gereği kolluk kuvvetleri hacca gidenlere bütün kolaylıkları sağlıyor. Türk polisinin kafile halinde hareket edilmesi için gerekli önlemleri aldığı ve hacı adaylarını eşkıyalardan koruduğu hakkı teslim ediliyor. Yafa kıyısına ayak bastığı andan itibaren Bulgar hacı adayı Rum ruhanilerin kendisine karşı takındıkları tavrın ve yaklaşımın manevi huşuyla örtüşmediğini, hayal kırıklığı yarattığını itiraf ediyor. Deniz kıyısından uzaklaştıkça yerli halkın sefaletinin arttığı, yol boyunca yaşlı ve çocuk Arapların sadece bahşiş istedikleri gözlerden kaçmıyor. Yafa-Kudüs arasındaki iki günlük mesafe, merkep, katır ve hafif sallantı eşliğinde rahat yolculuk imkanı sunan sepetli develerle kat ediliyor. Bunca badireli yolculuktan sonra gönüllerde hayali yaşatılan kutsal topraklara ayak basmak Bulgar hacıyı bambaşka bir haleti ruhiyeye büründürüyor. Ancak çok geçmeden manevi iklim buharlaşıyor. Yerli papazların kırıcı davranışları Bulgar hacı adayına büyük hayal kırıklığı da yaşatıyor. Burada kalınan süre içinde Bulgar hacı adayı Hazreti İsa'nın hayatı, öğretisi ve mucizeleriyle ilgili her yeri ve mekanı geziyor ve görüyor. Kutsal şehri ve yakın civarını dolaşıyor.
Genelde bu ziyaretler münferiden veya kılavuz eşliğinde yapılıyor. Kudüs'e ayak basan Bulgar Hacı bütün ritüelleri icra ediyor, ziyaret etmekle yükümlü yerleri ve mekanları titizce dolaşıyor. Önce dar ve eğri sokaklar takip edilerek gidilen Kudüs Patrikhanesi'nin dış kapısı öpülüyor. Burada epey sıra beklemek zorunda kalınması yol yorgunu hacıları usandırıyor. Burası sanki patrikhane değil, panayır dükkanıydı. Maneviyat falan hak getire. Ayrı bir odada patrikhane adına bir piskopos leğende hacı adaylarının ayaklarını yıkıyor. Başka bir rahip ise kuruluyordu. Bu seremoni biter bitmez başka bir papaz parayı öyle bir kabalıkla topluyordu ki en dindar insanda bile hiddete neden oluyordu diye yazıyor 1869 yılında 14 yaşındayken anne babasıyla Kudüs'ü ziyaret eden Mihail Macarov. Bulgar Hacı adayından ziyaret ettiği bütün mekanlarda bağış yapması isteniyor. Bazı yerlerde bağış cani gönülden yapılırken sıkça papazların kaba tavırları hacı adayını usandırdığı görülüyor. Şeryan ehrine yolculuk sabah erkenden kalkılarak merkep veya deve sırtında yapılıyor. Ancak Rus hacılar mesela kadın veya erkek, büyük veya küçük, zengin veya fakir olmaları fark etmeden yürümeyi tercih ediyorlar. Genelde geçilen yerler hakkında bilgi veren iki rakip kafileye eşlik ediyor. Yollar emniyetli olmadığından Şeria Nehri'ne ve Ölü Deniz'e Osmanlı süvarileri refakatinde 100-150 kişilik kafile halinde gidiliyor. Varınca da gece nehir kenarında Osmanlı Kovuluk Kuvvetleri'nin beyaz çadırlarıyla çevrili söğütlük içinde geçiriliyor. Hazreti İsa'nın kabri üzerine inşa edilen Kutsal Kabir Kilisesi'nin ziyareti Hristiyan haccının olmazsa olmaz öğesini teşkil ediyor. Hristiyanlığın içindeki mezhep ve inanç farklılıklarından dolayı Paskalya öncesi Kutsal Kabir Kilisesi'nde son derece çirkin sahnelere tanık olunuyor. Söz gelimi 1858 yılında karşılıklı itiş kakış içinde herkes kendi can derdine düşüyor. Ezilenler, yerde sürüklenenler, çığlık atanlar oluyor. 18 Ermeni öldürüldü. Bu kargaşa için Ermeni Patrik 10 bin kuruş ceza ödedi diye not düşülüyor bir hacının gezi notlarında. İbadet kısmı tamamlanınca Kudüs çarşılarından hediye alınmaya başlanıyor. Yerli ressamların muşamba üzerine tek düze işlenmiş oldukları Kudüs istampası en makbul hediye olarak geçiyor. Bu istampa üzerinde İsa'nın ve azizlerin hayatından hadiseler tasvir ediliyor. Bilezik, yüzük, küçük haç, tesbih ve memlekette hediye olarak verilecek onlarca daha başka kutsal nesne alınıyor. Dönüş yolculuğu Yafa'ya kadar deve ve merkep sırtında yapılıyor. Alınan hediyeler develere yükleniyor. Yazın güvertede de yolculuk edilebileceği hesaplanarak ikinci sınıfa bilet alınıyor. 10-12 kişilik özel bir küme oluşturup açığa yerleşiliyor. Sadece yatmak değil, yemek konusunda da bütün gerekli önlemler alınıyor. Çeşitli limanlara uğrayan vapurlarla yapılan yolculuk 5 gün sürüyor. Artık kimse deniz hastalığından fenalaşmıyor, yemek yiyememekten şikayet etmiyor. Zira süt liman denizde ne dalga çıkıyor ne sallantı oluyor. Bunun hacı olmalarından kaynaklandığı düşünülüyor. Gelibolu, Tekirdağ veya İstanbul'da vapurdan inilerek karadan talikalarla memlekete dönülüyor. Kıtaları, denizleri ve mevsimleri aşağı... Hocam toparlayabilirseniz son bir dakikaya girdik. Teşekkür ediyorum. Evet. Zorlu Kudüs ziyaretini tamamlayan Bulgar Hacı memleketinde kahraman olarak karşılanıyor. Kalabalık katılımla şerefine törenler düzenleniyor, elleri ve giysileri öpülüyor. Kutsal topraklara basan ayakların törenle yıkanması ve bu suyun bahçedeki meyve ağaçlarına dökülmesi geleneği var. Yeni hacı da yolculuğu sırasında gördüklerini ve başından geçenleri defalarca anlatıyor. Kendi adı neredeyse kullanımdan kalkıyor, her yerde ve herkes ona artık hacı diye hitap ediyor. Kilisede, toplantıda ve ziyafette en önde yer alıyor. Ziyaretler bir ay kadar sürüyor. Kutsal topraklardan getirilen hediyelik eşya yıllar boyu evin en kutsal köşesini süslüyor. Sonuç olarak değerli oturum başkanım,
Hac yolculuğu Bulgar'ın hayatına yansınamayacak faydalar katıyor. Hac seyahati sayesinde Bulgar dünyaya açılma imkanı buluyor. Daha geniş insan çevreleriyle temasa geçerek ufkunu genişletiyor. İçerdiği bütün zorluklarla ve tehlikelerle bu manevi yolculuk Bulgar hacıyı olgunlaştırıyor. Ona güven, sabır ve girişkenlik duygusu aşılıyor. Kendini öteki milletlerin aynasında görme imkanı veriyor. Hacıların tasvirleri ve notları, keza sözlü anlatıları Kudüs'e ve yakın doğu coğrafyasına ve kültürüne karşı ilgi uyanmasına vesile oluyor. Son olarak büyük gizlilik içinde yürütülen hazırlıktan sonra manda veya at arabasıyla yapılan kara ve özellikle üç denizin geçildiği vapur yolculuğu sırasında büyük zorluklarla karşılaşıp hayati tehlikeler atlatarak kutsal şehre ayak basan Bulgar hacı manevi heyecanın ötesinde huşuya kapılıyor. Ne var ki haccı maddi nimete ve getiriye tahvil etme çabasında olan yerli papazların kaba tavırlarından hayal kırıklığına da uğruyor. Her adımda bir bağış yapması veya bahşiş vermesi isteniyor. Ve son cümlemiz, hac farizasının bütün gereklerini titizlikle yerine getiren Bulgar hacı, kutsal bir görevi icra etmenin bilinciyle günahlarından arınmış olarak döndüğü memleketinde, ayağı kutsal topraklara basmış ayrıcalıklı bir kul olarak ömrünün sonuna kadar herkes tarafından büyük itibar görüyor. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın hocam biz teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Hüseyin Mevsim hocamız Ankara Üniversitesi Bulgar Dili ve Edebiyatı'ndan bizlere 19. yüzyılda Bulgar hacıların gözüyle Kudüs başlıklı seminerini tebliğini sundu. Şimdi yine bu oturumun ikinci ve son online katılımcısı doktor öğretim üyesi Zehra Gözütük Tandoğan hocamız Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi doktor öğretim üyesi 13. ve 14. asır Kudüs'ünü Mağrib ve Endülüs seyyahları gözüyle temaşa başlıklı tebliğini dinleyeceğiz. Hocam süreniz 15 dakika buyurunuz. Evet, saygıdeğer oturum başkanı, kıymetli haziyorum. Ben de Tekirdağ'dan selamlarımı ileterek başlıyorum. Bildiğimiz üzere Kudüs tarih boyunca semavi dinler açısından kutsallığın cazibe merkezi olmuştur. Birçok açıdan olmasına rağmen özellikle dini yönü dolayısıyla birçok insanın ulaştığı, birçok insanın da ulaşmaya çalıştığı hayali olmuştur Kudüs. Biz bu çalışmamızda özellikle Kudüs'ün Mağrib ve Endülüslüler yani Mağaribe diyeceğimiz kesimiyle ilişkisi üzerinde durmaya çalışacağız. Onların hayatında Kudüs gerçekten çok önemli bir yere sahipti. Özellikle Mağripliler ama genel olarak da iki kesimde zaten Mağaribe dediğimizde Endülüslülerle birlikte özel bağlar kurmuşlardır. Bunlar arasında benim bugün tebliğimde seyyahlar öncesinde de değinmek istediğim Haçlı istilasına karşı cihat ederek kardeşlerine yardım etmeleri Mağrib ve Endülüslülerin ve ikinci özel ilişki Mağriplilerin, özellikle Mağripli sultanların Kudüs'e vakfettikleri Musaf-ı Şerifler ve bu Musaf-ı Şeriflerin okunabilmesi için çeşitli imar faaliyetleri yapmaları, yani çeşitli yerleri vakfetmeleri ve bunun orada bu Musaf-ı Şeriflerin Mağripli sultanları ifade etmesi, yani orada bir temsil olması. Bir diğer üçüncü kısımda belki tebliğin ana konusu olması dolayısıyla bu bölgeyi ziyaret eden, hac öncesi ya da hac sonrası ziyaret eden Endülüslü ve Mağripli ulemanın bir kısmının orada mücavir olarak kalması fakat bir kısmının da dönerek kendi ülkelerinde Kudüs'ü genişçe anlatmaları, çevrelerine de tanıtmalarıdır. Bildiğimiz üzere uzak topraklar Mağrib ve Endülüs. Ve özellikle hac için söylenen çok manidar bir cümle var. Gidişin kayboluş, dönüşün yeniden doğuş olduğu ifade edilir hac için. Uzun bir yolculuktur, meşakkatli bir yolculuktur. Ve hemen herkesin de gidemediği, gidenlerin şanslı sayıldığı, gidemeyenlerin bu özlem ve hasretlerini çeşitli mektuplarla ya da kasideler yazarak kutsal topraklara gönderdiği ifade edilir kaynaklarımızda da.
Şimdi bugün bahsedeceğim şeyler arasında özellikle tabii ki Kudüs'e uğrayan Mağripliler ve Endülüslülerin ulema olarak, mücavir olarak Kudüs'te kalmaları kıymetli. Mesela bunlar arasında Kurtubalı Fakih Fehhar el-Kurtubi sayılabilir, binli yıllar. Sonra Yusuf el-Maliki, Malakalı Ali bin Muhammed Meafiri vardır. Bunların bir kısmı ölünceye kadar mücavir olarak kalmışlardır, bir kısmı dönmüşlerdir ülkelerine. Kudüs ve Mekke'de 40 yıl mücavir olarak kalan yine Belensiyeli, Endülüslü Abdullah bin El-Velid El-Ensari sayılabilir. Mağripli ve Endülüslü hacılar ve mücavirler Kudüs'te kaldıkları dönemlerde çeşitli mevki ve makamlara da getiriliyorlar. Özellikle Selahaddin Eyyubi döneminde mesela Meafiri, biraz öncesini saydığım, kendisi Kubbetüs Sahra'ya imam tayin edilmiştir. Bunda onun kıraatinin ve sesinin güzelliği, dini tavrının güzel oluşu etkili olmuştur. Böyle bir bağ vardır. Sultan onun için ayrıca bir ev, arazi ve bahçe vakfetmiştir. O da vefat ettiği tarihe kadar bu görevine devam ettirmiştir. Yine Endülüs'te birçok şair, tabip, matematikçi, mutasavvıf da yine buralarda Endülüs'te mücavir olarak kalmışlardır. Selahaddin Eyyubi'nin kıymet verdiği Cilyani vardır şairler arasında. Yazdığı bazı kaside ve kitaplarını sultana ithaf etmiştir. İşte Haçlılar Akka'ya saldırdığında böyle bir kaside yazarak sultanı cesaretlendirmek için göndermiştir sultana. Fakat savaş sebebiyle kaside sultanın eline bir süre sonra gecikerek geçmiş, fakat yine de kıymetli olmuştur. Yine bazı isimler vardır ki İbn Arabi, Kudüs'te bulunduğu günlerde burada tasavvuf erbabından görüşmeler yapmıştır ve birazdan onunla ilgili birkaç ifadem de olacak. Kudüs ziyaretlerini eserlerine konu alan seyyahlar arasındaysa özellikle 11-16. yüzyıllar arasında ciddi manada bir sayı karşımıza çıkmaktadır hocam. İbn Arabi, İbn Cübeyr, İbn Battuta, Belevi ki özellikle Belevi çok ayrıntılı tavsifler yapacak. İbn Haldun, Makkari, Abderi, İbn Merzuk, Ayyaşi sanırım bugün böyle bir sunumda var. Bir de Endülüslü Müdeccen Abdullah Sabbah isimleri yine burada zikredilebilir. Biz birkaçı üzerinde duracağız. Şimdi ben önce Megaribe Mahallesi ile başlamak isterim. Çünkü Kudüs için cihad eden Mağripli ve Endülüslülere verilen mekandır ve bu mekanın 1967 yılında yıkılana kadar sunduğu bir sürü imkanlar olacaktır bu bölge halkı için. Ve Kudüs'teki Megaribe Mahallesi ile ilgili ülkemizde çalışmalar var. Ben o yüzden biraz kısaca bahsedeceğim. Selahaddin Eyyubi'nin Mağrip'ten destek istemesi sonrasında özellikle hacca giden Mağrip ve Endülüslülerin hac değil de cihadı tercih ettiklerini göreceğiz. Haçlılar mağlup edildikten sonra Kudüs'te ve Harem-i Şerif'in çevresinde kurulan önemli vakıflardan biri olarak karşımıza Burak Duvarı'na bitişik kalan ve Selahaddin Eyyubi'nin büyük oğlu tarafından Mağriplilere ve Endülüslülere vakfedilen Megaribe Mahallesi. Bu İslam tarihinde belirli bir zümreye vakfedilen özellikle de bir mahalledir. Bilmiyorum başka bir benzeri var mıdır bu mahallenin. Babül Megaribe vardır kapılarından ve mahallede bulunan diğer bir yapıda Melikül Eftal Nurettin'in bu mahalleye 1193 yılında yaptırdığı Eftaliye Medresesi. Yani bu mahalle birçok açıdan, dediğim gibi bu mekan birçok açıdan imkana dönüşecek. Medreselerle, zaviye ve rivatlarla Endülüs ve Mağrip'ten gelen hacıların burada konaklamalarına, ilim tahsil etmelerine, gerekirse işte yaşamalarına, mücavir olarak kalmalarına vesile olacaktır. Ve bir yandan da Mağrip'teki ulemanın buraya vakıflarla destek olduğunu göreceğiz. Bu da önemli. Ebu Medyen, Şuayb el Hasan el-Endelüs'ü et-Tilimsani mesela bunlardan birisidir. Kendisi buralara vakıflarda bulunmuştur. Tabii gerçi 1967 dedim ama hocam 1969 yılında tam yıkılımı var. 800 yıllık Megaribe Mahallesi ve birçok hatırayı da harabeye çevirerek bu mahalle yıkılmıştır. Endülüs ve Mağrib'in ikinci iletişimi Kudüs'le Musaf-ı Şerifler'dir ve vakıflardır.
Mağrib-i Aksa'yı Mescid-i Aksa'ya bağlayan hediye manasında ben bunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Mağrib'li sultanlar Mekke ve Medine'ye ve Kudüs'e gidemedikleri için buralara hediyeler göndermeleri, mektuplar göndermeleri, Mescid-i Nebevi'de okunmak üzere Resulullah'a özlemlerini ifade eden mektuplar göndermişlerdir. Kudüs'ü de hiçbir zaman bunun dışında tutmamışlardır. Gönderdikleri bu musaf-ı şerifler arasında işte Kudüs'te vardır. Özellikle Merini Sultanı Ebul Hasan'ın kız kardeşi ve annesiyle birlikte gönderdiği iki mushaf vardır. Bunlardan birisi de Kudüs'e bırakılmıştır. Bugün hala müzede sergilenmektedir. Dileyen arkadaşlarımız bakabilirler. Mushaflar sultanın kendi el yazısıyla hazırlanmış, ciddi manada süslenmiş ve Mescid-i Aksa'da okunması, okunduktan sonra dualar yapılması, kendi anne ve babasına işte ruhuna bağışlanması şeklinde böyle vakıfları, vakfiyeleri de vardır. Maliki mezhebine mensup mağripli olmak üzere 18 hafız olması vakfiyelerinde, her sabah okunmaları, ayrıca iki hizmetçi ve bir tahsildar tayin edilmesi ve bu görevliler için de yıllık ücretlerin tayin edilmesi gibi birçok şart sunulmuştur. Bu vakfın ilelebet kıyamete kadar sürebilmesi için de sultanın ve daha sonraki ulemanın burada hamam, dükkanlar, evler, kuyular, hatta Remle'de de böyle bostanlar vakfettiklerini görmekteyiz. Endülüs ve Mağriplilerin Kudüs'le üçüncü simgesel bağı, yani simgeli olan bağı ise seyyahların yazdıklarıdır. Bunlar arasında İbn-i Cübeyr ile başlayabiliriz. İbn-i Cübeyr Belensiyeli, Endülüslü bir alimimiz. Onun birkaç seferi olacak. Hatta Kudüs Haçlı saldırıları altında olduğu için o önce ilk gittiği hac yolculuğunda buraya uğrayamamış olacak. Fakat ikinci seyahatinde Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi tarafından fethi haberi ulaştıktan sonra 1189'da yine Gırnata'dan başlayarak 1191'de tamamlayacağı bu üçüncü seyahatinde, ikinci seyahatinde Kudüs'e uğramış olacak. Tabi İbn-i Cübeyr'in gözlemleri çok önemli. O dönem açısından 12. asırda Müslüman-Hristiyan ilişkilerine dair verdiği bilgiler açısından da çok önemli. Selahaddin Eyyubi ile ilgili verdiği bilgiler de çok kıymetli. Burada direkt alıntı yapmak isterim. Diyor ki İbn-i Cübeyr, ilginçtir ki iki taraf, yani Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında savaş bütün şiddetiyle devam ederken, belki de iki tarafın orduları savaş meydanlarında karşı karşıya iken, tüccarları herhangi bir engele karşılaşmadan birbirlerinin ülkelerine gidip gelebiliyorlardı. Mısır'dan Frankların ülkesi üzerinden Suriye'ye kervanlar durmadan gidip geliyorlar. Aynı şekilde Müslüman kervanları da Dımaşk'tan Akka'ya sürekli gidip geliyorlar. Hristiyan tüccarın İslam ülkesine girişi engellenmiyor ve yolları kesilmiyor. Müslüman ve Hristiyan tacirler karşılıklı olarak birbirlerinin ülkesine girdiklerinde gümrük vergisi veriyorlardı. Onlar birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar ve ilişkileri normal seyrinde devam ediyor. Askerler savaşırken iki tarafta halk gündelik hayatını sürdürüyor. İbn-i Cübeyr Selahaddin Eyyubi'nin siretini anlatırken ise Allah'ın dürüstlük abidesi olan tek hükümdarı ve adaletin yegane örneği Sultan Selahaddin'dir diyorum. Şayet Selahaddin'in şu üç kıtadaki her yerde hakka yürüyen görevlileri olsaydı, Cenab-ı Allah'ın Müslümanları mezkur zilletten lütufkar işleri ve merhametli bakışıyla kurtulmasına bir vesile olurdu, diyor. İbn-i Cübeyr esaret altında yaşayan Akka şehrinden bahsederken buradaki esir Müslümanlara yapılan zulümleri ayrıntılı bir şekilde anlatmakta. Fakat burada ilginç bir ayrıntı üzerinde durmaktadır İbn-i Cübeyr. Çünkü burada Franklerin eline geçen mağripliler söz konusudur. Fakat Kudüs halkı, yani oradaki Müslümanlar Franklerin eline geçen mağripli Müslüman kardeşlerini kurtarmak için tam bir seferberliğe giriyorlar. Çünkü onlar da zamanında cihatla onlara destek olmuşlardı. Bu noktada tüccarlar özellikle, mesela Nasr bin Kavvan ve Ebu Dürri Yakut Mevla el-Atafi isimli iki tüccar, hem kendi mallarını mağripli esirleri kölelikten kurtarmak için harcıyorlar, hem de esirlerin kurtulması için para vermek isteyen hayırseverlere de kendileri aracı oluyorlardı ve mağriplileri
ve Endülüslüleri bu esaretten kurtarıyorlardı. İkinci seyyahımız ya da eserlerinde buralardan bahseden Endülüslü alimimiz İbn Arabi'dir. İbn Arabi ile ilgili aslında en çok dikkatimizi çekecek olan şey herhalde o günlerde Kudüs'te bulunduğu dönemde İslam düşüncesindeki birlikte yaşamanın gerçekleştiği ve bunun ilmi hayata da yansımasını ifade etmesidir. Kudüs hem üç semavi dine ait alimlerin hem de İslam'daki kelami mezhepler olan Kerramiye, Mutezile, İmamiye, Müşebbehe hem de fıkhi mezhepler olan Şafii ve Hanefi mezheplerine ait medreselerde yapılan münazara meclisleriyle temayüz etmiş bir belde olmuştur. İbn Arabi bunları ifade ediyor. Yani sadece Müslümanlar ve kendi mezhepleri değil, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında da münazaraların çok normal, yani münazara adabından bahsederek bunların çok güzel bir şekilde ilerlediğini ifade ediyor. Mescid-i Aksa'da bulunan 28 ders halkasında ve İslam dünyasının hemen her yerinden Kudüs'e gelen ulemanın da çokluğuna vurgu yapıyor. Yani İbn Arabi özellikle o dönemde Kudüs'teki birçok ilmin gelişmesine vesile olacak o ortamdan, yani mekanın dönüştürdüğü o imkanlardan bahsetmektedir. Hocam toparlayabilirseniz. Evet, olur hocam. Abderi, İbni Batuta, bunları geçeyim. Fakat Belevi ile bitirmek isterim hocam. Çünkü en ayrıntılı bilgileri Belevi vermiştir. Endülüslüdür Belevi de kendisi. 5 yıllık süren bir hac yolculuğu vardır Belevi'nin. O da uğradığı Kudüs'te, yani en fazla etkilendiği yer olarak Kudüs'ü anlatır Belevi. Kudüs'te bahsederken Mevaribe Mahallesi'nden bahseder, oradaki medreselerden bahseder. İbn Batuta'nın, Makkari'nin anlattıkları yine burada da vardır. Fakat Belevi buradaki ulemanın hem evlerini açmalarından özellikle vurgu yaparak bahseder. Yani buradaki ilmin gelişmesi için sadece mescitlerde ya da medreselerde devam etmesinden değil de bu ulemanın bahsettiği özellikle 5 ulema ismi vardır. Hatipler, alimlerdir bunlar. Ve bunların özellikle evlerini de açarak gelenlere müthiş bir ikramının, ilim ikramının olduğundan bahseder. Evet, Mağrib ve Endülüs uzak topraklardır. İslam'ın belki batı yönüdür, batı cephesidir. Fakat Kudüs'le olan bağını bu özel simgesel şeylerle de olsa sürdürmüştür, devam ettirmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden hocamız doktor öğretim üyesi Zehra Gözütok Tandoğan'a bu tebliğinden dolayı. Bugün 5 konuşmacı hocamız var. Bunlar sırayla işte Rus, Bulgar ve bir de Balkanlardan, Üsküp'ten yani Slav bölgesinden 3 tane hocamız var diyebiliriz. Böyle bir kategorize etmek gerekirse. 2 hocamız da El Magribil Arabi dediğimiz Kuzey Afrika ve Endülüs kuşağından bizlere seyyahların gözüyle Kudüs'ü anlatacaklar. Kuzey Afrika bölgesinden ikinci ve son hocamız sunumunu El-Ayyâşî'nin Seyahatnamesi ve eserde 17. yüzyılda Kudüs ve civarı başlıklı sunumunu yapacak. Araştırma görevlisi Şeyda Nur Ertuz. Hocam söz sizin. 15 dakikanız başladı. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan hepiniz saygıyla selamlıyorum. Pek bilinmeyen bir şahsiyet olduğu için Ayyâşî'nin kısaca hayatından ve seyahatnamesinden bahsedip ardından Kudüs'e dair anlatımlarına geçeceğim. Ebu Salim el-Ayyâşî dediğimiz zaman asıl isminin Abdullah bin Muhammed olduğunu, lakabının Afifiddin el-Maliki, künyesi olan Ebu Salim ile meşhur olduğunu görüyoruz. İdrisilere kadar soyu ağacını takip etmek mümkün görünüyor. Sadi hükümdarı Zeydan'ın öldüğü sene Ayyâşî'nin de dünyaya geldiği seneye tesadüf ediyor. Zeydan'ın ölümü üzerine halk Sadi iktidarına güvenini kaybetmiş ve bir nevi şehir devletleri sayılabilecek tarikat şeyhleri veya kabile liderlerinin kurduğu yeni devletçikler ortaya çıkmıştır. Mağrib'in oldukça karmaşık bir iktidar yapısına sahip olduğu bu dönemde ise Ayyâşî zaviyesi varlığını ve etkinliğini artırmış, bölgede etkin olan zaviyelerden birisi haline gelmiştir. Bu etkinliği de kendi lehine çok iyi kullanabilen Ayyâşî,
Bu sayede iyi bir tahsil görmüş, bölgenin en yaygın tarikatlarından biri olan Şazeliye tarikatına intisap etmiş, birçok hadis şeyhinden icazet almış, fakih, edip, alim, seyyah bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayaş'ın hayatını 3 aşamada değerlendirebiliriz. Birinci aşama babasının kurduğu zaviyede ilk eğitimle başladı. Çocukluk ve ilk yetişkinlik dönemi. İkinci aşama ilmi birikimini elde etmeye başladı ve hac yolculuklarını gerçekleştirdiği dönem. Bu konuda şunu söylemek mümkün görünüyor. Ebu Salim'in hac yolculukları boyunca uğradığı her yerde, yani Mağrib'de ve Meşrik'te neredeyse ders halkasına katılmadığı, kabrini ziyaret etmediği, ulema ve meşayihten kimse kalmamıştır demek yanlış olmaz. Üçüncü aşama ise talebelerinin ve müritlerinin eğitimiyle ilgilendiği, eserlerini telif ettiği, hayatının son dönemi, Mağrib'de geçirdiği dönem olarak karşımıza çıkıyor. Hayatının ikinci aşaması sayılabilecek bu hac yolculukları döneminde Ayyâşî artık kitabî bilgiyi deneyimlemiş ve bu sayede pek çok imkana kavuşmuştur ki Mesalikül Hidaye eserinde de bunu şu şekilde dile getiriyor. Dirayetin ağır bastığı bir dönemde rivayete olan düşkünlüğümü, aşırı isteğimi bastıramadım. Mağrib'de bu konuyla ilgilenen alimlerden istifade ettim. Ancak onların ilmi benim açlığımı gidermekte yeterli olmadı. Çünkü onlar kitaplarda var olan bilgileri kısaltıyorlar, rivayet silsilelerinin peşine düşmüyorlar ve âli isnat sahibi kimselerden ders almıyorlardı. Bu sebeple doğuya hac niyetiyle yolculuklar gerçekleştirdim diyerek hac seferlerinin en temel sebeplerini kendisi eserinde açıklamış. Ayyâşî'nin Er-Rihlesini yazmasındaki amaçlarını burada tek tek açacak olursak, en önce Kur'an-ı Kerim'de seyahate dair ayetlerin bulunması, yine az önce zikrettiğimiz âli isnat sahibi olmak, hadis rivayetinde daha da derin bilgi sahibi olma isteği ki eserin geneline baktığımızda da zaten yolculuğu boyunca pek çok bölge alimlerinden, hadis şeyhlerinden icazetler aldığı, onlardan hadis istima ettiğini kendisi eserinde belirtiyor. Aynı zamanda seyyahlar yaşadıkları dönemin politik, dini, sosyal olaylarını tarafsız bir şekilde kaydedenler olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bunların devletle organik bir bağı olmadığı için bağımsız gözlemcilik yapabilme şansına da eriştikleri için kaynaklar aslında bize objektif bir anlatımda sunuyor demek doğru görünüyor. Aynı zamanda Ayyâşî bu seyahatleri boyunca sultanlarla, yöneticilerle ve gittikleri yerlerin önde gelen şahsiyetleriyle yakınlık kurmuş, saray kütüphanelerine veya önemli eserleri bünyesinde toplayan şahsi kütüphanelere erişme imkanına kavuşmuş. Bu sayede bulunması güç olan eserlere de erişmiştir. 17. yüzyılda aynı zamanda kütüphaneler alimlerle buluşma noktası olarak görüldüğünden dolayı bu mekanlarda Arapça, felsefe, tasavvuf, fıkıh gibi ilmi konulardaki tartışmalara da katılarak bilgisini artırma imkanına kavuşmuş ve İslam dünyasında da o dönemde tanınır bir hale gelmiştir. Aynı zamanda karşılaştığı alimlerle kitaplarını tebadül ederek kitap birikimini de artırmıştır ki fotoğrafta gördüğümüz yer halen aktif olarak hizmet veren Ayyâşîye Kütüphanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve bölgenin en tanınmış, bilinmiş, en eski yazmalara sahip kütüphaneleri olarak da halen hizmet verebiliyor. Ebu Salim bu tebliğe kaynaklık eden ve oldukça hacimli olan Er-Rihle adlı eserini 3. Hac yolculuğunun dönüşünde 1072 yılından sonra Mağrib'de yazmış. Eserinde yolculuk sebeplerinden birini de dönemin önemli kitaplarını toplamak olarak belirten Ayyâşî, istediği birçok kitabı elde ettiğini ve bu konuda arkadaşlarının ve hocalarının da yardımını aldığından söz eder. Ki kendisi zaman zaman elde ettiği bazı kitapları satmak durumunda da kalmış. Özellikle Trablus'tayken parasız kaldığı zaman birçok alim seyyahın yaptığı gibi kitaplarını elden çıkararak da hac yolculuğunu tamamlamıştır diyebiliriz. Ayyâşî'nin Menazili Hac ve Edebi Seyahatname türüne örneklik teşkil eden kitabı hem 17. yüzyılda Fas-Hicaz arasındaki hac menzillerini, hacıların durumunu, konak yerlerindeki halkın yaşamını ve faaliyetlerini anlatan bir kaynak niteliğinde olmakta hem de Haremeyn ve diğer kutsal beldelerin o dönemdeki betimlemesini bize sunmaktadır.
Ayyâşî'nin Kudüs'e gelişine baktığımızda ise normalde Filistin bölgesi Mağrib hacılarının yol güzergahında bulunmamakta. Onlar daha çok Mısır üzerinden hareket ederek Mağrib'e dönmektedirler. Hem onlar için ekstra yol masrafı hem de yol güvenliğinin o dönemde tam sağlanamamasına rağmen Ayyâşî'nin içinde bulunduğu kafile mutlaka Kudüs'e uğramak istiyor. Çünkü onların temel niyeti El Halil'e yani Halilullah olarak Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Hazreti İbrahim'in kabrini ve daha birçok peygamberin kabrinin türbesini ziyaret etme niyetleri olduğunu belirtiyor Ayyâşî. Ve yine Ayyâşî'nin korktuğu şeylerden bir tanesi bu yolculukta başına geliyor. Güvenlik sorunu en ciddi şeylerden bir tanesi ve kervana baskın düzenleyen haydutların baskınlarında iki kişinin öldürüldüğünden bahsediyor. Fakat yine de kafilenin geri dönmek gibi bir niyeti olmadığını, bu yolculuğu mutlaka tamamlayacaklarını belirtiyor. Nihayet Filistin topraklarına ulaştıklarında ilk durakları Gazze oluyor ve Ayyâşî'nin gözünden Gazze'ye baktığımızda onun anlatımıyla harika manzaralara sahip, güçlü surlarla çevrili, ucuz çarşıların olduğu, çok çeşitli meyvelerin yetiştiği, büyüleyici bir şehir olarak tasvir etmiş. Ancak bazı muhalif Araplar ekili arazileri harap etmekte, köy ile şehir arasındaki bağlantıda sorun çıkarmaktadır. Paşa da bu duruma karşı koyamamış, nihayet surlara yerleştirdiği güçlerle güvenliği sağlamaya çalışmaktadır diye Ayyâşî bize bir Gazze portresi sunuyor. Yine Gazze'de Mescid-i Kebir'de konakladıklarını ve daha önce kiliseden dönüştürülen bu yapının sahil boyunca Hicaz bölgesinin en büyük ve en güzel yapısı olduğundan bahsediyor. Fakat halkın mescide gereken ihtiramı göstermediğini, mescidin içerisinde sigara içtiklerini ve çarşıya geçiş yolu üzerinde olduğu için bir nevi mescidin içini geçiş yolu gibi kullandıklarını, hatta içinde bulunduğu kafileden birkaç kişinin de halkla bu konuda tartıştıklarını, mabede gereken özeni göstermedikleri konusunda onları eleştirdiklerinden bahsediyor. Yine dönemin Gazze Hanefi Kadısı Şeyh Ömer el-Meşriki ile tanışıyor. Burada verdiği detay önemli bir şey. Şafii Kadı vefat ettikten sonra yerine yetiştirdiği bir talebesi, halifesi olmadığı için halkın ondan sonra Hanefiliğe uyduğunu ve Hanefiliğin bölgede yayıldığını bize haber veriyor. Gazze'nin ardından Erremle'ye hareket ediyorlar. Ve yine Ayyâşî kitaplarını taşımak için oldukça yekün bir kitabı olduğunu görüyoruz. İki tane merkep kiralıyor sadece kitapları için. Lüt şehrine geldiğinde ise buradaki Mescid-i Kebir'i ziyaret ettiğini, bu mescidin de ilginç bir mescit olduğunu, yarısının kilise, yarısının cami olarak kullanıldığından bahsediyor. Erremle'den ayrılarak kafile bir ikindi vakti Kudüs'e ulaşıyor. İkindi namazını Kubbetü's-Sahra'da kıldıktan sonra Megaribe Zaviyesi'ne yerleşiyorlar. Az önce Zehra hocamız bahsetti. Ayyâşî Şeyh Muhammed Es-Saydavi ile karşılaştıktan sonra onun da refakatiyle birlikte Revakların oradaki bir eve yerleşiyor ve bu sayede hem ilmi orada ilmi halkaları takip edebildiğini, bu ortamlara çok daha yakın olma imkanına kavuştuğundan da bahsediyor ve Şeyh-i Abdülkadir'in Mağrib'den gönderdiği emanet eserleri de yine Muhammed Es-Saydavi'ye teslim ettiğini belirtiyor. Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra anlatımlarına baktığımızda ise onun zaten eserinin temelinde Aksa anlatımlarında veya Kudüs anlatımlarının temelinde Mescid-i Aksa yer alıyor. Burada bahçesinde yer alan bol bol zeytin ve incir ağaçlarından, bu ağaçların altında yer alan taşlı zeminlerin üzerinde ilim halkalarının olduğundan veya insanların burada dinlendiklerinden, namaz kıldıklarından bahsediyor. Mescid-i Aksa'nın ortasında en değerli yapı olarak bahsettiği yer Kubbetü's-Sahra. Rengarenk çinili mozaik süslemeli kapılarına hayran kaldığını, adeta başının döndüğünü söylüyor. Muallak kayası konusunda ise 17. yüzyıl seyyahları, mesela Nablusi veya Evliya Çelebi, özellikle Evliya Çelebi'ye baktığımızda çok efsanevi anlatımlarla karşılaşabiliriz. Bu kayayı gören kimselerin düşüp bayıldıklarından, hamile kadınların çocuklarını düşürdüklerinden bahseder. Ancak Ayyâşî 17. yüzyılda kayanın görüntüsüne dair oldukça itidalli bir yaklaşım sergileyerek burası büyük bir taş oyuk iken ve o dönemde kilise olarak kullanılırken daha sonrasında Müslümanların üzerine mescit inşa ettiklerinden kısaca bahsetmiş.
Miraç kubbesinden bahsediyor yine. Mescid-i Kubbetü's-Sahra'nın arkasında yer aldı ve Hazreti Peygamber'in miraca yükseldiği yer olarak kaydetmiş. Hazreti Ömer'in fethinden sonra namaz kıldığı yerde bulunan Ömer Mescidinden, onun yanında ise İsa Aleyhisselam'a atfedilen beşiğin olduğu büyükçe bir kayalıktan bahsediyor. Mescid-i Aksa'nın dış surlarının bitişinde yer alan Cehennem Vadisi hakkında Sırat'ın cehennem ucunun olacağı gibi bir rivayetlerin halk arasında dolaştığından bahsetse de Ayyaşi bu rivayetlere itibar etmediğini ve aslı olmayan haberler olduğunu söylüyor. Mescid-i Aksa'nın altında yer alan Hazreti Süleyman döneminden kaldığı rivayet edilen sütunlardan bahsediyor ki bugün bu sütunları hala görmek mümkün. Ve birçok sanat tarihçisi ve arkeolog hocamız da gerçekten sütunların milattan öncesi döneme ait olduklarını söylediklerine şahit olmuştuk. Mescid-i Aksa çevresindeki pek çok kabirden bahsediyor, o kabirleri ziyaretlerinden bahsediyor. Yine mesela burada Burak adlı bineğin bağlandığı yerdeki oyuktan oraya konulan halkadan bahsetse bile kendisi buna itibar etmediğini, halkın saygı gösterdiği, ihtiram gösterdiği bir yer olarak bize sunuyor. Yine Hristiyanların yaşadığı, onların kutsal olan bölgelerinden bahsediyor. Rabiatül Adeviye'nin kabrini ziyaretini görüyoruz. Yine Hazreti Meryem'in kabrinin yer aldığı kiliseyi kısaca söylüyor ve aynı Silvan hikayesinde de aynı durumla karşılaşıyoruz. Oradaki zemzem eşleştirmesine yine Ayyaşi'nin kani olmadığını görmek mümkün. Musa Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret etmek isteyen Ayyaşi, ulaşım konusunda güvenliği sağlanamadığı için Musa Aleyhisselam kabrini göremediğini söylüyor. Betülahim'de Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan yeri ve yine Kudüs'te Hanefi alimlerden Şihabüddin el-Mısri ile de Şeyh Mansur'un ders halkasının yer aldığı revaklardan oluşan yerde Ayyaşi onunla icmanın nasıl gerçekleşeceği konusunda derin bir tartışmaya girdiklerini ki eserinde bu tartışmaları çok geniş bir şekilde görebilmekteyiz. Bu tür tartışmalara ve ilmi müzakerelere katıldığında bize aktarıyor. El Halil ve Han Yunus şehirlerinde de onunla birlikte olan Ayyaşi, Dimyat'a geldiğinde birbirlerine hayır dua ederek ayrıldıklarından bahsediyor ve 23 sefer çarşamba günü kafile Kudüs'ten ayrılıyor. Sonuç olarak söyleyebiliriz ki Ayyaşi seyahatnamesini yazarken herhangi bir tarihlendirme yapmamış, sadece yolculuğa çıktığı ve bitirdiği günü yazmış, sonrasında her günü detaylı olarak belirtmemiş. Bunun aksi durumu yine Evliya Çelebi ve Nablusi çağdaşı olmasına rağmen onlarda görebiliriz. Ve Kudüs'ü özelinde söylemek gerekirse çok detaylı bir anlatımda yapmadığına şahit oluyoruz Ayyaşi'nin. Fakat birçok konuda detay vermekten kaçınmasına rağmen mimari yapılar, bunların özellikleri, uzunlukları, genişlikleri, bakımlı olup olmadıkları gibi konularda Ayyaşi'de çok fazla detay bulamıyoruz. Buna rağmen güvenlik konusunda sürekli bir endişesinden bahsediyor. Bu konuyu şöyle değerlendirebilmek mümkün. Osmanlı'ya karşı menfi bir bakışı olduğunu ve eleştirel bakışını da burada dile getirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü güvenliğin sağlanmadığı hususunda devamlı bir endişesi var. Aynı zamanda bunu şu şekilde yorumlamak da mümkün. Zaten Kudüs'ün ilmi manevi havasından faydalanmak için orada bulunduğunu söylüyor. Bunun dışında başka şeylerle meşgul olmadığını da dile getirebiliriz. Aynı zamanda şeyhi tarafından kendisine emanet edilen kitapları sahibine ulaştırmış, bu şekilde Doğu ve Batı ilim dünyasının irtibatına katkı sağlamıştır demek de mümkün. Mescit ve kilise olarak ortak kullanılan yapılardan bahsetmesi de o dönemde Kudüs'te var olan birlikte yaşama kültürünün boyutlarını göstermesi açısından önem arz ediyor. Ayyaşi eserin geneline hakim olan üslubunu Kudüs seyahati konusunda korumuş olsa da birçok detaydan kaçınmış. Ziyaretgahlarda gördüğü acayip olayları eleştiriye tabi tutmamış, sadece rivayet etmekle yetinmiş. Veya Mescid-i Aksa dışındaki tarihi yapılara dikkat çekmemiştir. Bunu şu şekilde yorumlamak da mümkün görünüyor. Başlangıçta şunu söylemiştik. Eserini seyahatinin dönüşünde yazdığından dolayı bir takım notlarının kaybolmuş olması, hasar görmüş olması veya bir takım bilgileri unutmuş olması da yine ihtimal dahilindedir.
Ayyâşî eve döndüğünde hissettiği şeyin gittiği yerlerin hepsinin orada yaşayanlarla birlikte şan ve şeref kazandığını, o bölgelere bu şekilde bir değer atfedildiğini, yaşayan kimselerle kalkındığını söylüyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden araştırma görevlisi Şeyda Nur Ersöz hocamıza bu tebliği ve tahlillerinden dolayı teşekkürlerimizi, tebriklerimizi iletiyoruz. Programı ben de inceleme fırsatı oldu şimdi baktım. Gönül arzu ederdi ki Osmanlı döneminden, Selçuklu döneminden de seyahatnamelere yer verilsin. Onların da gözüyle aslında Kudüs seyahati, sürre alayları, Kudüs'e yapılan hizmetler sadece arşiv belgeleri veya fermanlar üzerinden değil de seyahatnameler üzerinden de incelensin. Ama çok fazla tebliğe rastlamadım. İnşallah önümüzdeki dönemde bu konuda ihmal edilmez. Şimdi oturumumuzun son konuşmacısı Üsküp'ten, Makedonya'dan misafir hocamız Profesör Doktor Numan Aruç, Makedonya Bilimler Akademisi'nden. Balkan Müslümanları düşüncesinde Kudüs ve Mescid-i Aksa tasavvuru ve önemi başlıklı sunumunu yapacak. Sayın hocam, Üsküp'ten hoş safa getirdiniz. Sizleri dinliyoruz. Sayın Başkan, kıymetli divan, protokolün kıymetli zevatı, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli hocalarım, sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, yardımı ve bütün iyilikleri sizlerin üzerinize olsun. Efendim, konuma geçmeden önce bir teşekkür girizgahı yapmak istiyorum. Daveti aldığım zaman iki şeyle heyecanlandım. Birincisi Kudüs. Kudüs toplantısında ilk defa hayatımda katılıyorum. Kudüs bizim için sadece entelektüel olarak değil, ilmi olarak değil, yani bizim inanç ve zihniyet dünyamızın en önemli sembol merkezlerinden biri olduğu için şahsi olarak bayağı önemsedim. İkinci heyecanım ise müessesevi olarak, ilmi olarak akademik hüviyet ve hassasiyete binaen hassaten müesseseleşme olayından dolayı. Yani şunu kastediyorum. Diyanet nedir? Diyanet bizim manevi dünyamızın en önemli müessesesi. Ve Diyanet'in Kudüs'ü ele alması çok önemsedim ve önemsiyorum ve alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Niye öyle? Şu meseledir aziz hocam, bunun özellikle tutanakta bu geçmesini istiyorum sizin tutanaklarınızda, makalemde yer almıyor bu sözlerim. Yeter artık bu Kudüs'ü hep siyasetçiler, siyaset arenaları, siyaset dünyası, siyaset erbapları konuşuyor. Bence Kudüs yuvasına dönüyor. Bu toplantıyla siz dünyaya şunu veriyorsunuz, bu benim şahsi tefsirim ve düşüncem. Böyle bir hikmet görüyorum, artık Kudüs'ü diyanet vari, yani her ülkede diyanetler var, her ülkenin diyaneti var ve her ülkenin diyaneti sizi örnek alarak ve inşallah bütün dünya diyanetleriyle beraber dünya çapında büyük bir Kudüs toplantısı yaparsınız. Yani bu bir realite. Hayatta siyasetten biz kaçamayız. Ama Mekke, Medine, Kudüs bunlar dini hüviyet taşıyan manevi merkezlerimiz bizim.
Manevi dünyalarımız bizim. Manevi devletlerimiz bizim. Yani Kudüs bir devlettir. Mekke bir devlettir. Medine bir devlettir. Şahsen ve müessesevi olarak ben Deniz Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi'nde Türk İslam medeniyeti, tarihi ve düşüncesi hocası olarak çalışıyorum. Hem şahsen hem müessesevi olarak sizlere teşekkür ediyorum. Alkışlıyorum ve başta Diyanet Başkanımız, biz Reisul Ulema deriz Makedonya'da Diyanet Başkanlarına. Yani bizim reisimiz olarak sizlere bu davetinizden dolayı beni şereflendirdiniz. Allah sizleri şereflendirsin. Bunu özellikle Sayın Başkanım tutanakta geçmesini istirham ediyorum. Eyvallah hocam. Şimdi Sayın Hocam bir hususu da madem açtınız. Uluslararası Kudüs Konferansı, Kudüs Evkaf Bakanlığı ile ortaklaşa yine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kudüs Evkaf Bakanlığı ile birlikte İstanbul'da bu sene yapılacak. İnşallah. Onun da ilanını şimdiden yapmış olalım inşallah. İnşallah. Allah başarılar nasip etsin. Konum şu, aziz hocalarım, hanımefendiler, beyefendiler. Balkanlarda yaşayan Türk ve Müslümanlarda Kudüs tasavvuru, Kudüs imajı. Yani oradaki Müslümanlar Kudüs'e nasıl bakıyor? Mescid-i Aksa'ya nasıl bakıyor? Şu çok önemli. İstanbul İslamlaşmadan, İstanbul Türkleşmeden neredeyse bir asır önce Üsküp İslamlaşıyor, Türkleşiyor. Üsküp'ün fethi 1392. İstanbul hala bu şerefle buluşamıyor. Yakın bir asır sonra. Ve şuna bakıyorum. Okuduğum bu makalemi hazırlarken çok enteresan. Bizim nesilde İstanbul öne çıkıyor. Yeni nesilde. Eski nesilde ise İstanbul'dan önce Kudüs çıkıyor. Niye? Çünkü İstanbul hala fethedilmediği için, efendime söyleyeyim, Mekke, Medine, Kudüs. Mekke, Medine, Kudüs. Bu ruh, bu ruhla İslamiyet'i yaşatmaya çalışıyorlar Üsküp'te. Ve enteresan, bu benim cümlemdir, bu şahsi benimdir. Yani başka bir yerde bulamazsınız. Doğru, yanlış, önemli değil. Sanki bizim dedelerimiz Türkler, ben Türk'üm, yani ben orijinal Türk'üm. Yani Arnavut, Boşnak değilim. Yani orada kalan %5 Türklerden biriyim. Bizim dedelerimiz, atalarımız Üsküp'ü fethettikten sonra acaba Balkanlara ve Avrupa'ya biz bir yeni Kudüs ortaya koyalım. Ve bu havayı görüyorsunuz İstanbul'a yaklaşırken, İstanbul'u fethederken, İstanbul'u almak isterken. Çünkü mücadelesini biliyorsunuz. Ben size anlatmama gerek yok. Ve ilk mahallelerden biri İstanbul'da Üsküp ve Kudüs oluyor. Yani Üsküp Mahallesi, Kudüs Mahallesi. Üsküp Camisi, Kudüs Camisi. Arap camisileri gibi. Bizim Türk İslam düşüncesinde, ruhunda, Türk İslam inancında ve imanında Mekke, Medine, Kudüs çok önemli. Yani işte demin arz ettiğim yeni bir Kudüs hediye edelim İslam dünyasına inancı ve gayretinden sonra bir bakıyorsunuz değerli hocalarım, ister etnografik, ister folklorik, ister efendime söyleyeyim halk
edebiyatında olsun, ta kilimlerine kadar. Yani oyalarında, analarımızın, kız kardeşlerimizin oyalarında İstanbul fethedilmeden önce Mekke, Medine, Kudüs. İstanbul yok. İstanbul fethedilince çok enteresan, hemen Mekke, Medine, Kudüs ve İstanbul. Ne İstanbul? İşte İstanbul'un Boğazı, camisi. Mesela bizim meşhur fetih camilerimizde İstanbul resimleri vardır. Yani mesela Kalkandelen'de olsun, Arnavutluk'ta olsun, eski en önemli camilerde Boğaz'ın resmi var yani. Sadece camisi değil, Boğaz'ın resmi. Yani Boğaz'daki evler var caminin içinde. Yalılar var caminin içinde. Bu ruh şunu ortaya koyuyor ki biz hediye ettiğimiz zaman yeni bir Kudüs Balkanlara ve Avrupa'ya, Kudüs'ü yanda bırakmamışız. Paralel götürmüşüz. Yani öne çıksa da İstanbul bu Türklükten dolayı, efendime söyleyeyim, yine Kudüs var. Mesela her duvarda kıble tarafında kıble, sağında Kudüs, solunda İstanbul. Her evde. Bir odada Kudüs resmi var, bir odada İstanbul resmi var, bir odada Kabe'nin resmi var. Seccadeler, enteresan, eski seccadelere baktığınız zaman hepsinde aynı mesele var. Ve en enteresan ki bakıyorum eski annelerimizde, işte babalarımızda, dedelerimizde, mesela şu anda o ismi kullanmıyoruz. Agdes ismi, kadınlarda Agdes ve Aksa. Şimdi yok, şimdi işte Esra aldı onun yerini. Subhanellezi Esra ayetinden dolayı. Eski nesilde Agdes, yani Kudüs demez, Agdes diyor. Aksa diyor. Eski babaannelerimizin isimlerinde. Yeni nesilde ise hiç istisnasız, bugüne Esra, İsra kız çocuklarında ve Miraç her evde var yani yakın. Bununla Kudüs yaşanıyor. Bir de vaktinizi almak istemem, öz ve net arz etmek istiyorum. Makalemde okuyacaksanız. Bu ideolojik İsrail meselesi, yani meselesi, İsrail meselesi, Yahudi devleti meselesi peyda olunca büyük bir hararetle Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma olayı vardır. Nasıl? Mesela Yasser Arafat'ın bir komünist olduğunu bilmiyor ki adamlar. Ama iki çocuğu var, biri Yasser, diğeri Arafat. Yani enteresan. Yani biz işte biliyoruz kimin ne olduğunu. Yani Yasser Arafat, ben soruyorum, Arafat'ı Haç'taki Arafat'tan dolayı mı verdin buna? Yoksa Yasser Arafat'tan? Yok baba diyor, Yasser Arafat'tan, o mücadele ediyor, Kudüs'ü koruyor diyor bana. Yani Kudüs'ü koruduğu için ben torunuma diyor, çocuğuma bu ismi veriyorum. Ahmet Yasin olayları var biliyorsunuz, meşhur Hamas liderinin bu yeni çağda. O dönemde, onun olduğu dönemde Ahmet Yasin. Yasin bizde eskide bu isim verilmezmiş. Genelde şu o dönemden itibaren şimdi Yasin ismi veriliyor. Ahmet Yasin'i örnek alarak. Şu mesele de çok önemli, özellikle hoca hanımlara ve hocamız katılan online Profesör Doktor Beyefendi, bu Haç meselesi. Bakın Kudüs'e bizim ahali, Müslümanlar hacca giderken mutlaka
iki Kudüs'ünü, İstanbul'u ve gerçek Kudüs'ü ziyaret etme planları var. Şimdi gerçekleştirirler mi onu? Bazen gerçekleştirirler, bazen gerçekleştirmezler. Ama niyetleri Üsküp'ten, Saraybosna'dan, Belgrad'dan, Niş'ten, işte Arnavutluk'tan çıktıkları zaman Balkan Müslümanları, bu sadece Türkler değil, bütün Müslümanlar böyle. Bu hassasiyeti, demin arz ettiğim sizdeki hassasiyetler sadece biz Türklerde değil, Arnavut kardeşlerimizde de aynı, Boşnak kardeşlerimizde de aynı. Çok açık da söyleyeyim, bizim çingenelerimiz Müslümandı, onlarda da aynı. Bu arz ettiğim deminki hassasiyetler, isim olsun, kilim olsun falan. Hac meselesinde şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir Müslümanların hacca gitmesinin ötesinde ben şunu önemsiyorum. Bu da benim şahsi düşüncem. Osmanlı çok güzel bunu kullanmış. Mescid-i Aksa, Kudüs seyahatlerini Müslümanlarla Hristiyanların ortak yapmalarını. Mesela onların ortak Kudüs'e Hristiyanlar gittikleri zaman Müslümanlarla ortak yola çıkıyormuşlar. Ve bu Kudüs ruhu Hristiyan ve Müslümanların bir ortak yaşamının oluşmasında büyük bir sembol, merkez olmuş Kudüs. Osmanlı bu stratejiyi çok güzel kullanmış. Hem Müslümanları Kabe'ye götürürken özel kendi Müslümanlarını, hem de Hristiyanları Kudüs'e götürerek, Kudüs'te Hristiyanlar iki şeyle karşılaşıp Müslümanlara, özellikle Osmanlı'ya hürmetinin arttığını görüyoruz. Nedir? Onların kendi öz mabetlerini korumada. Adam hacca gidiyor, bakıyor Osmanlı askeri koruyor onun kilisesini. Onlar kavga ediyorlar. Efendim birbirini yiyorlar, eziyorlar. Envai mezhepler olarak Osmanlı onların ara buluculuğunu yapıyor. Ve çok adil bir şekilde. Sonra en önemlisi, bizimkiler de Kudüs'e giderken Müslümanlar hiç çekinmeden Hazreti İsa'nın kabrine gidiyor. Hazreti Musa'nın kabrine gidiyor. Hazreti İbrahim'in kabrine gidiyor. Ya onlar diyorlar ki, ya biz aynıymışız, niye biz Üsküp'te ayrılıyoruz? Anlatabilir miyim? Bu da çok önemli. Kudüs meselesi bir ortak yaşamanın en güzel örneğidir. Hristiyan, ben o diyalog kelimesini kullanmak istemem. Ortak harmoninin, yaşamanın, özellikle medeniyetler ittifakını kullanabiliriz bu konuda. Kudüs ve bu toplantıda, bu da makalemde yok hocam, bunu da tutanakta bir teklif olarak, bu teklifle sözlerime son veriyorum. Bu toplantılarla bir fırsat bulalım, tekrar o ortak beraber olma birliğini, özellikle Yahudi Müslüman çatışmasını ortadan kaldırmak için Kudüs'ü kullanalım. Yani en büyük arzum ve niyetim bu toplantıda ve heyecanım bu son cümleyi söylemektir. Ben bunun için geldim bugün. Yani bu çok önemli. Bizim dedelerimiz bunu nasıl strateji yapmış, nasıl oluşturmuş, biz de onu iyi inceleyip aynısını bugün, bir şimdi var moda, restart, reset bilmem ne falan, bir başka isimle kutsayarak önemli bir manevi bir hava, bir boyut, bir felsefe, bir düşünce vererek tekrar ve tekrar yolunuz açık olsun. Çok güzel bir başlangıç bu ve bu toplantıları hiç ama hiç kesmeyin hocam. Ve ben şahsi olarak, müessesevi olarak her zaman emrinizdeyiz. Üsküp'te, akademide de böyle bir toplantı yapacağız. Emredin, yaparız. Yani hiç problem değil. Ve nereye çağırırsanız gelirim yani. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah sizleri var etsin.
Değerli hocam, biz de çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bizim için de çok istifade ettiğimiz ufuk açıcı bir sunum oldu. Ama ben özellikle hocamdan bir şey rica ediyorum. Bu son söylemiş olduğunuz fikir var ya hocam, yani Kudüs'ün Müslümanlarla Hristiyanlar arasında bir ortak payda olarak kullanıldığı ve bundan sonra da birlikte yaşama kültürünün mücessem haline gelmiş bir örneği olduğu fikrini mutlaka tebliğinize ilave edin hocam. O da kayıtlara geçsin. İnşallah bunlar zaten kitap olarak basılacak. İnşallah biz de istifadeye mazhar olarak bu toplantının belki de en önemli tekliflerinden bir tanesi olarak kayıtlara geçirmiş olalım. Değerli katılımcılar, kıymetli hocalarım, birinci oturumun sonuna geldik. İnşallah yarım saatlik bir aramız var. Ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doktor Burhan İşleyen hocam burada şimdi kendisi de. Onun riyasetinde İslami dönemde Kudüs başlıklı inşallah ikinci oturum gerçekleşecekler. Hepinize katılımlarınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.